Radyo tiyatrosu. Kış hikayeleri. Of, ne gece. Hiç böyle sert bir kış geçirdiğimizi hatırlamıyorum. Şu rüzgara bakın. Gitgide şiddetini arttırıyor. Dün gece Greklerin bahçesindeki ağaç yıkılmış. O koca ağaç. Akıl alacak gibi değil. Baba, biraz da oyunla ilgilensen çok iyi olacak. Zor durumdasın. Sen hiç merak etme, bir yandan düşünüyorum. Üstelik senin için güzel bir tuzak da planladım galiba. Tuzaktan önce şahını kurtarman gerekecek. Şah. Filmi hiç hesaba katmadın sanırım. Al bakalım. Biraz daha kahve isteyen var mı? Ben istemiyorum, sonra uykum kaçıyor. Sabaha kadar rüzgarın uğultusunu dinlemek niyetinde değilim doğrusu. Yolunu gözlediğin Paul Pickman bu akşam gelecek olursa yine erkenden uyur musun? Aa, keşke gelse. Ah Paul, Paul. Kim bilir anlatacak ne çok şey olacaktır bize. Bu kötü havada gelebileceğini hiç sanmıyorum. Bu fırtına insanı bile uçurur. Yine şah. Şu aksiliğe bak. Ve mat. Yapılacak bir şey yok değil mi? Maalesef. Hep böyle bitiyor zaten. Üzgünüm baba. Herbert, seni satrançta en son ne zaman yenmiştim? Pek hatırlayamıyorum doğrusu. Ben hatırlıyorum. Mayıs'ın 25'iydi. Ne hafıza. Helen gününü bile hatırlıyorsun öyle mi? Nasıl hatırlamam, doğum günündü. Siz ikiniz ana oğul. Beni vaktinden önce öldüreceksiniz. Dikkat et baba, sinirleniyorsun. Yine tansiyonun çıkacak. Hem belki gelecek oyunu sen kazanırsın, kim bilir. Öf. Paul Pickman için canını sıkma Harry. Bu akşam olmasa yarın mutlaka gel. Sen onun babası gibisin. Bahse girerim yeryüzünde kuş uçmaz kervan geçmez, yerler içinde bizim köy başta gelir. Yollar desen berbat. Canın sıkıldı mı bir yere gidemiyorsun. Kapını çalan da olmuyor. Haklısın. Topu topu 3-4 aile kaldık burada. Herkes başını aldı gitti. Yakında burayı haritadan silecek olsalar hiç şaşma. Kimsenin umurunda olmaz bu. Canını bu kadar sıkacağını bilseydim. Bu kadar yüklenmezdin değil mi? Hep böyle dersin evlat, ama yine bildiğini okursun işte. Üzülme. Canımı sıkan yalnızca satranç meselesi değil. Fabrikanın önerisi hala geçerli biliyorsunuz. Yani buralardan bu kadar soğuduysanız kasabadaki lojmana yerleşebiliriz. Her gün onca yolu bisikletle gidip gelmek benim için de oldukça zor oluyor doğrusu. O beton yığınlarında oturmak mı, Tanrı korusun? Herbert, bu konuyu bir daha açmamaya söz vermiştik biliyorsun. Tamam, özür dilerim. Her şeye rağmen ben burayı çok seviyorum. Doğrusunu isterseniz zaman zaman canımı çok sıktığı halde buradan başka bir yerde yaşayabileceğimi düşünemiyorum. Buraları bizim topraklarımız. Ne yapalım? Topraklarımızın biraz hırçın şarkılarını dinlemeyi sürdüreceğiz öyleyse. Duydunuz mu? Evet. Paul! Geldi işte. Geldi. Ne yıl oldu değil mi Paul? Evet Bayan White. 20 yıl, dile kolay. 20 yıl ha? Demek ben bir bebektim o zamanlar. Mini mini sevimli bir bebektin Herbert. Şimdi koca delikanlı olmuşsun. Bakıyorum da geçen onca yıl senden fazla bir şey götürmemiş Paul. Saçlarında bir tek beyaz tel göremiyorum. Gezmekten yaşlanmaya vakit bulamadım sanırım. Peki 20 yıl sonra köyünü nasıl buldun bakalım? Herhalde buranın da senin gibi zamana karşı koyduğunu söylemeyeceksin. Akşam karanlığında pek bir şey göremedim ama galiba haklısınız. Burası tükendi. Yok olmak üzere. Tersaneyi kapattınız mı? Artık kime ne dikeceksin ki? Üstelik terzi dediğinin iğne deliğini görmesi gerek evlat. Bana gelince artık Herbert'ın koca koca vezirlerini, kalelerini, fillerini bile göremiyorum. Kocadık işte. Babam hep bütün dünyayı gezdiğinizden söz eder. Hem de karış karış. Dünyanın dört bucağından yolladığın o birbirinden ilginç mektuplarını saklıyorum Paul. Doğrusu yerinizde olmak isterdim. Çok gezdim Herbert. Aklına gelebilecek hemen her yeri gördüm. Şimdi kendimi oldukça yorgun hissediyorum. Ama hala geziyorum. En çok Hindistan'ı görmek isterdim. Bence olduğun yerde kal. En iyisi bu. O eski tapınakları, Hint fakirlerini, hepsini görmek isterdim. Herbert, bir adam başını kaldırıp da bir tavanın süslerine bakıp yarım yamalak bir şeyler gördü mü? Bedeninin değil,
ruhunun gözlerini kullanmış demektir. Yeryüzünün binbir çeşit nakışını görüp dünyayı kavramadan o gözler adama rahat ve huzur vermez bir daha. Lütfen yukarı bakma. Olduğun yerde kal. Bana Hindistan'dan yolladığın mektubu hatırlıyor musun? Hindistan gittiğim ilk yer. Ben de Herbert gibi en çok oraları görmek istiyorum. Biriktirdiğim 3-5 kuruşla bir gemiye tayfa olarak yazılıp yola çıkışımı hatırlarsınız. Hatırlamaz olur muyum? Helen nasıl ağlamıştı? Ya sen? Kolay bir ayrılık değildi tabii. Sen bizim oğlumuz gibiydin. Kendime seni bırakmakla hata edip etmediğimi çok sormuştum. Her neyse işte yine aramızdasın. Önemli olan da bu. Ve şimdi bu gecenin şerefine konyak içmeyi teklif ediyorum. Kabul. Hemen getireyim. Sanırım ben de birkaç yudum alacağım. Keşke Bayan Pickman da bizimle birlikte olsaydı bu gece. Julie Londra'da kaldı. Daha doğrusu annesinin ısrarlarına karşı koyamadı ve çok istediği halde benimle gelemedi. O kadar seyrek görüşebiliyorlar ki annesine hak vermemek elde değil. Onunla Mısır'da tanıştığınızı yazmıştın. Arkeologtu değil mi? Hem de en iyilerinden. Bir dahaki ziyaretinde Julie'yi de getireceksin Paul. Mazeret istemem. İşte konyaklarınız. Teşekkürler Bayan White. Kadehimi aramıza geri dönen sevgili Paul'un şerefine kaldırıyorum. Küçük yuvanıza hoş geldin evlat. Oh. Kısa bir süre için de olsa sizleri ve doğup büyüdüğüm toprakları görmek çok güzel. İstersen seninle biraz gezeriz yarın. Herhalde bana yıllarca çıraklık ettiğin o terzihanenin ne durumda olduğunu merak ediyorsundur. Üzgünüm Bay White. Ama yarın gün ağarırken yola çıkmak zorundayım. Julie'ye sabah treniyle Londra'ya döneceğime söz verdim. Bir gün Londra'da kaldıktan sonra Kahire'ye doğru uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Yani yine gidiyorsun ve bu kadar çabuk öyle mi? Maalesef. Yollar beni bekliyor. Ama bunca yıldan sonra... Az önce söylediklerimi hatırla Herbert. Benim kaderim bu işte. İnsan bir kez başını kaldırıp ruhunun gözleriyle bakmaya görsün. Bence en iyisi bu konuyu değiştirmek. Az önce babam Hindistan'dan yolladığınız bir mektuptan söz ediyordu. Neler anlatıyordunuz o mektupta Bay Pickman? Bana sihirli veya büyülü bir şeyden söz ediyordu. Bir şeydi. Bir maymun eliydi değil mi Paul? Maymun eli mi? Önemli bir şey değildi. Aslında benim için önemliydi tabii ama... Açıkçası şimdi bundan söz etmek istemiyorum. Gerçekten büyülü müydü? Lütfen, lütfen şu maymun elini anlatın bize. Eğer görmek isterseniz... Hala cebimde taşıyorum onu. Bu konuyu açmak istemiyordum ama... Siz benim ailem gibisiniz. Sizden bunu gizlememem gerekir. İşte bu. Aman ne çirkin şey bu. Gördüğünüz gibi. Küçük, kurumuş bir maymun eli işte. Bu biçimsiz şeyi neden hala yanında taşıyorsun evlat? Mutlaka bir özelliği vardır. Hep yanında olduğuna göre. Ne işe yarıyor bu? Bu maymun eli bir Hint fakirinin büyüsünü taşıyor. İnanılacak gibi değil. Hint fakiri ha? Peki o fakirin bu kara kuru şeyi büyülemekten amacı neymiş? Gülmekte haklısınız. Başlangıçta ben de ciddiye almamıştım fakirim. O yaşlı adam insanların isteklerini gerçekleştirebileceğini söylüyordu. Yani bu kavruk şey mi yapıyor bunu? Tuhaf. Peki nasıl oluyor bu? Fakir 3 kişinin bu maymun elinden 3'er dilekte bulunmasını istiyordum. Sizce sizin gibi görmüş geçirmiş birince bu mümkün mü peki? Evet Herbert, mümkün. Peki bu şimdi sizin elinizde bulunduğuna göre yani... Seni anlıyorum. Evet evet. Ben de bir şey istedim bundan. Peki istediğin oldu mu bari? Evet. Özür dilerim. Özür dilerim, sakarlık ettim. Ziyanı yok Paul. Alt üstü kırılan bir bardak işte. Peki senden başkası da dilekte bulundu mu bu tuhaf şeyden? İlk dilekte bulunan John Carrington'dı. Hindistan'daydık. Fakirle tanıştığımızda birlikteydik kendisiyle. John o bölgedeki İngiliz kolonisinin en güzel kızı May Forster'a onulmaz bir aşkla tutulmuştu. Ve May, John'un ardı arkası kesilmeyen evlenme tekliflerini gülerek geri çeviriyordu. Umarım sizi sıkmıyorum. Yok, lütfen devam et Paul. Seni dinliyoruz.
Hintli fakirle tanıştığımız ve fakirin bize maymun elinden söz ettiği akşam, John'un o mutsuz akşamlarından biriydi. John Carrington o umarsız aşkını anlatıyor ve ben her zamanki gibi dinliyordum. Forster. May Forster. Evet, May Forster. Gerçekten güzel miydi bari? John onunla evlenmek isteyen tek kişi değildi ki. May koloninin en güzeliydi. Ve az çok hepimiz ona aşıktık. John fakirin sözünü ettiği maymun eline denize düşenin yılana sarıldığı gibi yapıştı. Ve bir aylık maaşını vererek satın aldım. Sonra hiç vakit yitirmeden Hintli'nin söylediği gibi sağ eliyle bu biçimsiz şeyi yukarı kaldırdım. Yüksek sesle 3 kez May ile evlenmek istiyorum dedim. Ve sonra... Evet Paul, sonra ne oldu? Bana maymun elini uzattı ve... Benim isteyebileceğim başka bir şey yok ki dedi. Onu bana verdi. Peki isteği oldu mu? Yani May ile evlendiler mi? Ertesi günün akşamı yine kulüpte toplanmıştık. John Carrington gözleri parlayarak heyecanla içeri girdi. Beyler, beyler, hepinizi düğünüme davet ediyorum. Duyuyor musunuz? Ben evleniyorum. Evleniyor musun canım? Ciddi olamazsın. Kim bu şanslı kız? Düğün ne zaman? İzin verin de önce şu tipomu yapayım. Barmen, herkese benden içki ver. Paul, ne kadar mutluyum bir bilsen. Şaka ediyorsun herhalde John. Sizleri umutsuz aşkınızdan mahrum edeceğim için üzgünüm baylar. Ama bayan Forster'la Eylül'de evleniyorum. Olamaz. Yine reddedildin. Ne aklı karıştı. Olacağı buydu zaten. John, kulaklarıma inanamıyorum. İnanman gerek Paul. Biliyor musun dünyanın en şanslı adamıyım. Baylar, baylar. Sanırım söyledikleri doğru. Tanrı hepimizin yardımcısı olsun. Çünkü Carrington sonunda buranın... ...en güzel kızını büyülemiş bulunuyor. Nasıl bir büyü uyguladın John? Bize de öğretsene. Yaklaşan evlilik... ...akşamüstü çaylarının... ...ve kulüpteki toplantıların... ...en önemli konusu olmuştum. Hep aynı soru soruluyordum... Acaba May de John'u gerçekten seviyor muydum? Nişanlılıklarının ilk günlerinde ben de kendi kendime sürekli bu soruyu soruyordum. Ama bir akşam ikisini kilisenin küçük bahçesinde oturmuş konuşurlarken istemeden işittiğimde tüm kuşkularım kayboldu. May'in güzel yüzünde John'a olan sevgisi öyle açık belirmişti ki. John onun dizlerinin dibindeydi. Ve o altın gibi Ağustos akşamının sessizliğinde yalnız onun sesi duyuluyordu. May, sevgili May, eğer beni çağırırsan inanıyorum ki ölümden sonra bile sana gelebilirim. Düğün Eylül başında olacaktı. O tarihten 2 gün önce işim icabı yakın bir kente bir günlüğüne gitmem gerekiyordum. İstasyonda treni beklerken John'la May'in birbirlerine sevgi dolu bakışlarla vedalaştığını gördüm. Ve John... Benimle aynı trene bindi. Paul, şansa bak ki birlikteyiz. Bense bunun sıkıcı bir yolculuk olacağını düşünüyordum. Düğün arifesinde nereye böyle John? Bir Hintli dostun ağır hasta olduğunu duydum. Ölüm döşeğindeymiş. Onu görmem gerek. Yol da uzak değil zaten. Gitme John, lütfen. Merak etme May. Düğünümüze 2 gün kala hiçbir şeyin beni yolumdan alıkoyamayacağını biliyorsun. En geç yarın öğleyin burada olacağım. Hadi May, gülümse biraz. Korkuyorum John. Korkuyorum. Sana dönmemi hiçbir şey engelleyemez. Hiçbir şey. Ben de korkuyorum ama neden? Ertesi gün akşamüstü işimi yoluna koyup eve döndüğümde ilk işim John'u aramak oldum. Henüz dönmemişti. Huzursuzluğum düğünün yapılacağı perşembe günü sabahı aldığım telgrafla yatıştım. Telgrafla birlikte soluğu Forster'ların evinde aldım. May bahçedeydi.
Kendimi o kızcağızın yerine koyuyorum da... kim bilir ne kadar üzülmüş, meraklanmıştır. Yüzü solgun görünüyordu ama gözlerinde bir parıltı vardı. Gülümsüyordum. Elinde Paul'ün bana çektiği telgrafın bir eşi vardı. Ne yazıyordu telgrafta? Ölüm döşeğindeki Hintli dostu bir gece daha kalması için çok ısrar edince onu kıramamış. Bu John Carrington çok iyi bir insan olmalı. Ama yine de kalmamış olmasını dilerdim. John ayrıca saat 3'te gelecek trenle istasyonda olacağını bildiriyor ve benim bir arabayla gidip kendisini almamı rica ediyordum. Doğru kiliseye gidecektik. Peki nikah saat kaçta olacaktı? 3:30'da. Ne aksilik, ne aksilik. Ya tren gecikirse? Hiç bu kadar ucu ucuna evlenildiğini de duymadım doğrusu. Helen, lütfen 2:15'de kesip durma çocuğun sözünü. Ya sonra Paul, sonra ne oldu? Saat 2:30'da istasyondaydım. John'a ben de çok kızmıştım. Üzerinde seyahatin tozu toprağıyla soluk soluğa gelecek ve May'in elini tutacaktı, onunla evlenecekti. Çoğumuz o eli tutabilmek için hayatımızın en güzel yıllarını feda edebilirdik. Yetişebildi mi bari? John Carrington 3 treninde yoktu. Ama bu kadarı da fazla doğrusu. Ah, zavallı May, zavallı kızcağız. Arabacıya kiliseye sürmesini söyledim. Yol boyunca öfkemin yerini endişe almaya başlamıştı. John'un May'i aldatabileceği hiç aklıma gelmiyordu. Sözüne sadık bir insandı. O halde başına mutlaka korkunç bir şey gelmiş olmalıydı. Ve bunu geline söylemek benim görevimdi. İstasyondan kiliseye giden yolda o arabanın devrilmesini, kafamın kırılmasını ve bir başkasının meye olup biteni anlatmasını diliyordum. Sorumsuzluk. Bu John Carrington'ın yaptığı sorumsuzluktan başka bir şey değil bence. Lütfen Herbert, yargılamakta acele etme. Kilisenin bahçesine vardığımda saat neredeyse 4 olmuştu. Bahçede kimseyi göremeyince kilisenin emektar bahçıvanı Bales'a yaklaştı. Ah, konukların hepsi gitti mi Bales? Gitmek mi? Hayır efendim, neden gitsinler ki? Tören devam ediyor. Tören devam mı ediyor? Bales, Bay Carrington'la May Forster'ın nikahından söz ediyoruz değil mi? Rica ederim Bay Pickman. Belki yaşlandım ama gözlerim hala iş görüyor. Onu demek istemedim Bales. Ama yani Bay Carrington geldi mi? Bay Carrington tam zamanında geldi efendim. İyi ama ben onu istasyonda bekliyordum. Sizi görmemiş olmalı. Yalnız Bay Carrington'ı hiç bu kadar yorgun ve bakımsız görmediğimi söylememe izin verin. Nasıl yani? Aramızda kalsın ama bana kalırsa çok içmiş olmalı. Üstelik üstü başı da toz toprak içindeydi. Yüzü de kağıt gibi bembeyazdı. Kısacası görünüşü hiç de hoş değildi. Bütün konuklar şaşkına döndüler efendim ya. Hoş, şimdi siz de kendisini göreceksiniz nasıl olsa. Ama bu çok doğal Bales. Bay Carrington yolculuktan geliyor. Hayır efendim, hayır, size katılmıyorum. John Carrington'ın ne kadar nazik bir beyefendi olduğunu hepimiz biliriz. Tozu toprağı bir yana bırakalım. Hiçbirimize bakmadı ve hiçbir konukla konuşmadı. Tek bir söz bile etmedi, inanın. Bence o bir hayalete benziyordu. Bayes, özür dilerim. Artık içeri girmem gerek. Gerek kalmadı efendim. Sanırım tören bitti, dışarı çıkıyorlar. İşte gelinin babası Bay Forster. Bakın bize doğru geliyor efendim. Paul. Birinin bana olup biteni anlatması gerek, yoksa çıldıracağım. John'un nesi var? Bu çocuğun başına neler geldi sen bilirsin, öyle değil mi Paul? Lütfen açıkla bana. İşte bakın, gelinle damat da göründü. Aman tanrım, bu John mu? Söylemiştim efendim. Toz toprak içindeki elbisesini, dağılmış saçlarını görüyor musun? Sanki yürüyen bir ölü. İşte önümüzden geçiyor. Bakıyor ama hiçbirimizi görmüyor. John! Bir ölü gibi soluk ve sessiz. Sana ne oldu John? Konuklar da şaşkın. Ne bir çift söz ne de alışılagelmiş alkış seslerini duyuyorum. Bu sessizlik beni çıldırtıyor. Gelin arabasına biniyorlar. Lütfen Paul, sen de benimle arabaya gel. Geliyorum Bay Forster.
Sana ne oldu John? Arabacı, Bay Carrington'ın evine süreceksin. Hızlı ama çok hızlı süreceksin. Bu yaptığımız doğru mu Bay Forster? John'un başına gelen her neyse öğrenmemiz gerek. Belki yardımımıza ihtiyacı vardır. Daha hızlı arabacı, daha hızlı. Gelin arabasından önce orada olmak istiyorum, anladın mı? John'un May için özenle hazırladığı evin önünde batan güneşin altında kısa bir süre bekledik. Ve gelin arabası gelip merdivenlerin önünde durduğunda gidip arabanın kapısını açtım. O anı sanırım hiçbir zaman unutamayacağım. Ne gördün Paul? John Carrington arabanın içinde yoktu. Olamaz. Peki ya May? May gelinliğinin içinde arabanın döşemesine yığılıp kalmıştı. Arabacı telaşla bize hiçbir yerde durmadığından söz ediyordu. Zavallı çocuklar, zavallı çocuklar. Şimdi anlıyorum. May'i eve taşıdık. Yatağa yatırıp duvağını çıkardık. Ve o güzel yüzü gördüm. Acı ve korkuyla gerilmişti. Bir zamanlar güneş gibi parlayan saçları kar gibi beyazlaşmıştı. Bay Pickman, kendinizi iyi hissetmiyorsanız... İstersen biraz dinlen Paul. Yok. Hayır, iyiyim. Merak etmeyin. May'in başucunda Bay Forster ile ne yapacağımızı bilemez bir halde öylece kalmıştık. O sırada postacı bir telgraf getirdi. Bay Forster benim okumamı rica etti. Özür dilerim. Ama o anı yaşıyor gibiyim. Şu konya iç. Sanırım iyi gelecek. Oh. Şimdi daha iyiyim. Ne yazıyordu o telgrafta? John Carrington'ın o gün saat 1:30'da istasyona giderken arabadan düştüğü ve olay yerinde öldüğü bildiriliyordu. Demek dileği böylece yerine getirilmiş oldu. Ölü veya diri May ile evleneceğini söylemişti. May ne oldu? Aradan bir hafta geçmeden May'i eşinin yanına, kilisenin küçük bahçesine gömdük. Birbirlerine bağlılık yeminleri ettikleri o küçük bahçeyi. Ölümü düşündükçe hep irkilirim. Ama hiçbir ölüm bu çocukların sonu kadar etkilemedi beni. Sizi üzmek istemiyordum Bayan White. Bağışlayın. Bütün bunları bir başkasından dinleseydim kesinlikle ciddiye almazdım Paul. Yine de mantığım bu olağan dışı öyküyü kabul edemiyor. Yanlış anlama sakın. Gerçekçi bir insansın, bunu biliyorum. Ama acaba bize o eski uzun kış gecelerinde anlatılması adet olmuş öykülerden birini mi anlattın diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Haklısınız. Üçünüz de böyle düşünebilirsiniz. İnanmak kolay değil ama olup biteni gördüğüm ve yaşadığım kadarıyla olduğu gibi anlattım size. Bu bir kış gecesi öyküsü değildi. Gerçekti. Of. Ben bir konyak daha alacağım. Galiba senin de buna ihtiyacın var Paul. Evet, biraz daha rica edeyim. Sonuçta John Carrington kaderini zorladı ve maymun elinin yardımıyla sevdiği kızla evlendi demek. Ve bu izdivaç her ikisinin de sonu oldu. Şu Hint fakiri oldukça becerikli biriymiş. May Forster'ı sen de seviyordun değil mi? Dediğim gibi. Ona aşık olmayan yoktu ki. Zavallı sevgili May. Düşünüyorum da o fakirle tanıştığınız akşam elini çabuk tutup May ile evlenmeyi dileyen sen olsaydın, bütün bu anlattıkların belki de senin başına gelecekti. Yanlış hatırlamıyorsam John sevdiği kızla evlenmeyi diledikten sonra maymun elini sana vermişti, öyle değil mi? Evet Bayan White. 3 ayrı kişi 3'er dilekte bulunabilecekti değil mi? Evet efendim. Ve John 3 hakkını da May ile evlenmek için kullandı. Maalesef. Ya sen Paul? Bu olağanüstü gücü nasıl kullandın? Özellikle John'un başına gelenlerden sonra buna nasıl cesaret ettin? Arkadaşımın başına gelenlerden sonra maymun elini hiç yanımdan ayırmadım. Ama kullanmak için değil. O benim için ölümü göze almak pahasına gerçekleşmesi istenen düşlerin bir simgesiydi.
Ondan korkuyor ve bir yandan da bana John'u hatırlattığı için seviyor ve saygı duyuyordum. Yıllarca yanımda taşıdım. Ve günün birinde onu kullanmak zorunda kaldım. Eğer anlatmak istiyorsan biz ikinci bir kış öyküsüne hazırız evlat. Duyuyorsun ya, oldukça uygun bir gece. Farkındayım Bay Lant. Eğer üçünüz de dinlemek istiyorsanız, başımdan geçen bu olay uzun kış gecelerinden birinde ilk kez anlatılmış olacak. Seni dinliyoruz Paul. Yaklaşık 5 yıl önceydi. Julie ile balayımızı geçirmeye İngiltere'nin kuzeyinde The Wilding'e gelmiştik. Av mevsiminin bitmesine birkaç gün kalmıştım. Şansımı denemek için tüfeğimi sırtlamış ve yola çıkmıştım. Hiç tanımadığım bir bölgede arabadan indikten sonra gün boyu tüfeğim elimde dolaşmış ve bir şey bulamamıştım. Geniş karlarla kaplı bir arazideydim. Aylardan aralıktı. Akşam çökmekte ve tipi hızını arttırmaktaydı. Yolumu yitirmiştim. Uçsuz bucaksız karlı vadinin üzerinde saatlerce yürüdükten sonra elinde feneriyle yaşlı bir adama rastlayınca dünyalar benim olmuştu. İyi akşamlar. Oh, iyi akşamlar evlat. Av torbanı boş görüyorum. Şanssız bir gün desene. Üstelik yolumu da yitirdim. Karım merakla yolumu gözlüyor olmalı. Nerede kendisi? The Wilding'de. The Wilding ha? Tatil için geldiyseniz iyi yer seçmişsiniz doğrusu. Balayına geldik. Evliliğimizin ilk kışını bu şirin dağ köyünde geçirmeyi düşündük. Ama biraz fazla uzaklaşmışsın The Wilding'den. Söylediğim gibi yolumu kaybettim. Bana bir at bulabilirsen ve rehberlik edersen seni fazlasıyla memnun ederim. Delikanlı, adım Jakob. Şu tepenin ardındaki bir köşkte çalışıyorum. Köşkün sahibi ve hasta bir at bir an önce dönmemi bekliyor. Gün boyu şu elimde gördüğün şifalı otları topladım ve bir an önce sıcak bir lapa yapıp ata vermem gerek. Diyeceğim şu ki, sana ne rehberlik edebilir ne de at bulabilirim. Anlıyorum. Ama istersen geceyi bizim köşkte geçirebilirsin. Bu mümkün değil Jakob. Bu akşam ne olursa olsun dönmem gerek. Yoksa karım meraktan çıldırır. Saat kaç? Şu fenerini biraz yaklaştırır mısın? 7:15 geçiyor. 7:15 geçiyor ha? Evet. Bak delikanlı, bulunduğumuz yerden yaklaşık 2 mil ötedeki yoldan bir saat kadar sonra bir posta arabası geçecek. Kuzeyden gelen akşam postası bu. Atlarını değiştirmek için The Wilding'e de uğrar. Güzel. Ana yola zamanında varabilirsen bu arabayı yakalayabilirsin. Ama işte bu iyi haber doğrusu. Peki aması ne? Kar bir hayli kalın. Yürümen hayli zor olacak. Üstelik buraların yabancısısın. Bir saatte yolu bulman mümkün değil. Ama Jakob. Devam etme. Biliyorum. Genç bayan meraklanmıştır, korkmuştur. Genç bayanı uyku tutmaz. Kadınları tanımadığımı mı sanıyorsun evlat? Jakob, rica etsem. Tamam. Yola kadar seninle geliyorum. Umarım kral biraz daha dayanır. Hadi adımlarını aç bakalım. Çok iyisin Jakob. Kral kim? İyileşmek için kar altından topladığım şu otları bekleyen bir at işte. Oh, Tanrı'ya şükürler olsun. Seninle karşılaştığım için. Biliyor musun, sana rastlayıncaya kadar karda kaybolduğumu düşündükçe aklıma türlü kötü öyküler takılıyordu. Ne gibi? Bilirsin işte. Karda kışta yoluna devam etmeye çabalayan, sonunda soğuğa yenik düşüp uykuya dalarak donan gezginlerin öyküleri.
Buralarda yolunu kaybedenler çok olur. Tanrı böyle istediyse elden ne gelir ki? Eğer Tanrı böyle istiyorsa... seninle birlikte kaybolmak isterdim doğrusu. Sensiz kaybolmayı göze alamam Yakov. İşte yola geldik. Oh. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Yakov. Umarım karına onu daha fazla meraklandırmadan kavuşursun evlat. Buradan Dvolding'e uzanan yol arabalar için oldukça zorludur. Yolun karşı tarafında gördüğün şu yumuşak yamaç ileride dik bir uçuruma dönüşür. Yol da hayli daralır. Biliyorum Yakup. Sabah buralara gelirken araba hayli zorlanmıştı. Şimdi karanlıkta arabacının daha da dikkatli olması gerekecek. Yolun yarısındaki o ahşap köprüyü fark etmiş miydin? Evet. Oldukça tehlikeli değil mi? O kazadan sonra onarılması gerekirdi ama kimse oralı olmadı. Hangi kazadan sonra? Tatsız bir olaydı. Yıllarca önceydi. Bir akşam postası o köprüden geçerken aşağıdaki vadiye uçmuştu. Ya, ölen olmuş muydu? Arabadakilerin hepsi öldü. Sürücü dahil 4 kişiydiler. 9 yıl oldu. Yanılmıyorsam. Ne korkunç. Sürücüler için özellikle akşam vakti o köprü bir kabustur evlat. Gerekirse arabacıyı uyar. Yakup sağ ol. Bana fazlasıyla yardımcı oldun dostum. Yanlış anlama sakın. Yanımda olman bana güç veriyor. Ama köşke dönmekte daha fazla gecikmeni de istemiyorum. Haklısın. Üstelik posta arabası da neredeyse gelir. Ben artık döneyim. Umarım bu gece karına kavuşursun ve umarım kralı kurtarabiliriz. İyi akşamlar genç adam. Yolun açık olsun. İyi akşamlar Yakup. Posta arabası gecikmişti. Giderek ayaklarımın buz kestiğini, ellerimin uyuştuğunu hissediyordum. Bir süre daha böyle huzursuz bekledikten sonra pipomu yaktım ve kibritin alevinde saatimin 9'u gösterdiğini gördüm. Artık hiç kuşkum kalmamıştı. Yakup'un sözünü ettiği akşam postasını kaçırmıştım. Julia'ya bir an önce erişebilmek için yapamayacağım şey yoktu. Ve işte o anda kibritimi tekrar cebime koyarken maymun eli ben buradayım dercesine adeta elime sarıldı. Ve sen de? Eli yukarı kaldırdım ve olanca gücümle 3 kez arka arkaya ne olursa olsun bir araba istediğimi haykırdım. 3 dilek hakkını da aynı şey için kullandın demek. Evet. Sonra ne oldu? Sonra maymun elini henüz cebime koymamıştım ki yaklaşan bir arabanın ışıklarını fark ettim. Hızla yaklaşan ve oldukça sessiz ilerleyen bir arabaydı bu. Sürücü tam önümde dizginleri çekerek arabayı durdurdu. Buralarda donup kalmak istemiyorsan acele et genç adam. Sağ olun. Dvolding'e uğrayacaksınız değil mi? Dvolding mi? Aha. Dvolding mi öyle mi? Acele et delikanlı. Tamam tamam. Biliyorum tamam. Demek Dvolding'e gitmek istiyorsun. Evet. Arabanın içindeki bu küf kokusu sizi rahatsız etmiyor mu? Çok ağır bir koku bu. Ama siz seçiminizi yaptınız öyle değil mi? Yolda kalıp sabaha kadar temiz havayı soluyabilirdiniz pekala. Yok canım öyle demek istemedim tabii. Siz de mi Dvolding'e gidiyorsunuz? Biz hiçbir yere gitmiyoruz bayım. Ne kadar şakacısınız. Bu arabanın her köşesi bakımsızlıktan çürümek üzere farkında mısınız? Olabilir. Adeta bir hurda yığın.
Avdan dönüyorsunuz öyle mi? Evet. Ama ne yazık ki elim boş ve bir hayli gecikmiş olarak dönüyorum. Eşiniz sizi bir hayli merak etmiş olmalı. Evet, iyi tahmin ettiniz. O olmasaydı geceyi buralarda bir yerde geçirebilirdim. Yakup'un çalıştığı köşkte mi? Evet ama nereden biliyorsunuz? Siz Yakup'u tanıyor musunuz? Seni şaşırtıyor muyuz? Evet, yani biraz. Çok soğuk. Kış yine kendini gösterdi. Arabanın içi daha soğuk. Dışarısı böyle değildi. Bu araba seni şaşırtıyor mu? Çok kötü durumda. Umarım bu hurda yığınıyla ilerideki o bozuk köprüyü aşabiliriz. O köprü seni korkutuyor mu? Biraz. Pipo içmemin bir sakıncası var mı acaba? Hayır. Eğer seni rahatlatacaksa bizim için sakıncası yok. Şu hale bakın. Bütün döşemelerin üzeri küf tutmuş. Şu örümcek ağlarına bakın. Yok, bu kadarı da fazla doğrusu. Dowalding'e varır varmaz bu şirketi şikayet edeceğim. İyi ama sizler neden bu çürümüşlüğü kanıksamış gibi duruyorsunuz? Bu yolda hep bu arabayla gidip gelirmiş gibi bir haliniz var. Yanılmıyorsun genç adam. Biz tam 9 yıldır bu arabanın yolcusuyuz. Ama anlayamıyorum. Bir kibrit daha yak istersen. Ve bize, üçümüze dikkatle bak. Tıpkı arabayı incelediğin gibi. Yalnız biraz çabuk ol. Köprüye varmak üzereyiz çünkü. Peki. Madem öyle istiyorsunuz. Şu kibrit neredeydi? İşte buldum. Çekin. Bize. Yüzlerimize dikkatle bak şimdi. Evet. Neler görüyorsun? Aman Tanrım. Bu gördüklerimi nasıl anlatabileceğim? Yüzlerinizde bu ölüm solukluğu. Saçlarınız da lime lime olmuş, elbiseleriniz de. Çürümeye yüz tutmuş ellerinizde bulandığınız bu toprak. Ve gözlerinizde şimdi fark edebildiğim bu bakışlar. Bu donuk bakışlar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Neden açılmıyor bu kapı? Neden açılmıyor? İşte köprüye geldik. Ertesi sabah derin bir uykudan uyanıp karımı başucumda gördüğümde aradan yıllar geçmiş gibiydim. Julie'nin anlattığına göre geçirdiğim o kabus gecesinin sabahında iki köylü beni yıkık köprünün yamacında bulmuş. Uçuruma yuvarlanmamı önleyen bir çam ağacının girift dalları donmamı da engellemiş olmalı. Julie'nin nasıl haberi olmuş? Cebimdeki mektuplardan adımı ve kaldığım yeri öğrenmişler. Kolum kırıkmış. Kafatasımda da bir çatlak bulunmuş. İyileştikten sonra beni buldukları yerin 9 yıl önce Kuzey Postası'nın o korkunç kazayı geçirdiği yer olduğunu öğrendim. Ve maymun elinin yardımıyla o gece bir hayalet arabanın yolcusu olduğumu anladım. Neden hala yanında taşıyorsun şu maymun elini? Daha önce de anlatmaya çalışmıştım Herbert. O benim için ölümü göze almak pahasına gerçekleşmesi istenen düşlerin bir simgesidir. Ve John'un bana emanetidir. Şimdi bu maymun elinden bir kişinin daha bir şeyler istemek hakkı var, öyle değil mi? Dilekte bulunurken soğukkanlı olmak ve John'la benim düştüğüm hatayı tekrarlamamak kaydıyla üçüncü kişinin 3 ayrı dileği yerine getirilecek. Buna inanıyorum. Bütün bu anlattıklarımdan sonra sanırım siz de inanıyorsunuzdur. Sizin hatanız bu 3 hakkınızı bir defada kullanmak oldu herhalde. Annemin hakkı var. Maymun elini tekrar kullanma şansınız olsaydı, kim bilir, belki John'un başına o kaza gelmez veya siz Bay Pickman o hayalet arabadan kurtulabilirdiniz. Galiba haklısın Herbert. Ama o hayalet arabayla uçurumdan aşağı yuvarlanırken yaşadığım panik sırasında böyle bir şansım olsaydı bile kullanamazdım sanıyorum. Her şey o kadar çabuk olup bitti ki. Bu John Carrick'ten için de geçerli. Arabadan düşen bir insan o kaza sırasında maymun elini nasıl kullanabilir ki? Mümkün değil. Of,
Ne gece? Paul, ne düşünüyorum biliyor musun? Üçüncü kişi ben olsam. Baba, ciddi olamazsın. Tabii ki ciddi değil, şaka ediyor. Canım, öyle ciddi şeyler isteyecek değilim ki, havadan sudan istekler için kullanacağım. Ne dersin Paul? Bilmiyorum Bay White. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Onu bana vermeni de ısrar ediyorum. Hem böylece bütün bu anlattıklarının birer kötü rastlantı sonucu olup olmadığını da öğrenmiş oluruz, değil mi? Harry, anlatılanları dinlemedin mi? Paul'ün başına gelenler basit bir dilek sonucu değil mi? Çocuk yalnızca bir araba istemişti, hatırlamıyor musun? Maymun elini bana vermende ısrar ediyorum Paul. Sizi kırmam mümkün değil Bay White. Biliyorsunuz babam yerindesiniz. Lütfen, lütfen ısrar etmeyin. Onu bana vereceksin Paul, işte o kadar. Baba, başına iş açacaksın. Ben ne yaptığımı biliyorum, karışmayın. Eğer bu kadar istiyorsanız... Alın Bay White. Ama olacaklardan beni sorumlu tutmayın lütfen. Nasıl yapıyorsun? Bir daha anlat bana. Yani dileğinin gerçekleşmesi için ne yapman gerekiyor? Sağ elinizle onu yukarı kaldırıp yüksek sesle dileğinizi söyleyeceksiniz. Bu iş hiç hoşuma gitmedi Harry. Ve şimdi bu konuyu artık kapatmanızı istiyorum. Paul'ün odasını hazırlamam lazım. Neden bir satranç partisi yapmayı düşünmüyorsunuz? Ah, çok iyi olurdu ama sizi daha fazla uykusuz bırakmak istemiyorum. Saat gece yarısını çoktan geçti. Oo, o kadar oldu mu? Hı-hı. Üstelik sen sabah erkenden trene yetişeceksin değil mi Paul? Evet, Julie Londra'da bekleyecek beni. Bir daha kendini bu kadar özletme olur mu evlat? Söz ver bize. Söz veriyorum Bay Bay. Çok geçmeden bu defa Julie ile birlikte geleceğim inanın. Bay White. Evet. Maymun elini size vermemem gerekirdi. Neden yeterince direnemedim bilmiyorum. Belki ileride bu zayıflığımdan ötürü çok üzüleceğim. Yok canım, daha neler. Onu kullanabilmem için çok düşünmem gerek evlat. Ama önünde sonunda kullanacaksınız biliyorum. Şimdi sizden de bana bir söz vermenizi rica ediyorum. Sizden ve Herbert'tan. Nedir? Babanın yukarı bakmasına fırsat verme Herbert. Huzur istiyorsanız burada, olduğunuz yerde kalın. Ve siz Bay White, düşlerimizin yalnızca uykularımızda kalması gerektiğini lütfen unutmayın. Dün geceden bu yana bir karar verebildin mi bari baba? Ne? Gazetede önemli bir şeyler yakalamış gibisin. Gazete bizim elimize geçene kadar olup biten önemini yitiriyor aslında. Poli treni yetiştirebildin mi bu sabah Herbert? Bir aksilik çıkmadı ya. Bisiklet ikimizin ağırlığını çekemeyip bir defa lastik patlattı ama onarmamız uzun sürmedi. İstasyonda bir süre sohbet edecek vaktimiz de oldu. İyi bir insan değil mi? Evet. Üstelik insanları etkileyebiliyor. Dün gece size Alaaddin'in lambasını getirdim dese hepimiz ona inanacaktık, öyle değil mi? Kim bilir, belki de haklısın. Anlattığı o öyküler kolay inanılır şeyler değildi tabii. Ama dediğin gibi ben çok etkilendim doğrusu. Babam da. Önceleri direndi ama sonunda o da havaya girdi. Bizi duyuyor musun Harry? İnanılacak gibi değil. Baba, elinde üç dileğini yerine getirecek sihirli bir el varken sen oturmuş sakin sakin gazeteni okuyabiliyorsun. İşin doğrusu ne isteyebileceğimi bilemiyorum. Gazete filan okuduğum yok. Dün gece olup bitenden kurtulabilmiş değilim. Bu çocuk 20 yıl aradan sonra geldi ve beni kafama alt üst edip gitti. İşte hepsi bu. Bilmiyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum doğrusu. En iyisi onu yakmak herhalde. Anne lütfen. Neredeydi o? İşte hala dün gece bıraktığımız yerde, şöminenin üstünde duruyor. Alevler onun hakkından gelir, merak etmeyin. Dur, ne yapıyorsun? Dedim ya, en iyisi onu yakmak. Buna izin veremem, alacağım onu. İşte az daha yanıyordu. Neden yaptın bunu? Yansaydı hepimiz kurtulacaktık. Paul'ün anlattıklarının doğru olup olmadığını göreceğim. Beni anlamalısınız. Basit, çok küçük bir şey isteyeceğim ondan. Bana öyle geliyor ki isteyebileceğin her şeye şu anda sahipsin Harry. Küçük, oldukça basit bir şey isteyeceğim Helen. Ve bu küçük deneyin sonunda dün gece Paul'ün anlattıklarının gerçek bir karabasan mı yoksa bir masal mı olduğunu anlayacağız. Şu evi onarabilseydin mutlu olmaz mıydın baba?
Dur bakayım. Galiba haklısın Herbert. Bak bu aklıma gelmemişti işte. Onarım için 200 pound yeter de artar bile. Bence ilk dileğin bu olmalı. Basit bir dilek işte. Paul'un istediği de basit bir şeydi, hatırlasana. Bir araba istemişti. 200 pound diliyorum. Yapacağını yaptın demek. Artık yatsak iyi olacak sanırım. Bence hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Belki 200 poundu bir çanta içinde yukarıda yatağınızın ortasında bulursunuz. Belli mi olur? Geveze çocuk. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Annen haklı Herbert. Artık yatsak iyi olacak. İyi geceler. Günaydın. Kusura bakmayın, kahvaltı için sizleri bekleyemedim. Günaydın. Bu sabah gerçekten erkencisin Herbert. Kahve de mis gibi kokuyor doğrusu. Seni böyle şafak vakti uyandıran nedir evlat? Bugün işe biraz erken gitmem gerekiyor da. Ne? 200 pound'dan hala bir haber yok mu? Yok. Galiba bütün gezginler birbirine benziyor. Bizim Paul Pickman gibi. Her şeyi bire bin katarak anlatmaktan hoşlanıyorlar işte. Harry, kahven hazır. Sağ ol Helen. İzninizle. Benim artık yola çıkmam lazım. Dün sabah Paul'un yüzünden gecikmiştim. Tekrarlayacak olursam işimden olurum. Siz de o maymun elinden bana yeni bir iş istemek zorunda kalırsınız. Akşama görüşürüz. Gerçekten gevezesin Herbert. Güle güle. Güle güle oğlum. Teşekkür ederim. İyi günler. Kimmiş? Postacı. Mektup mu, kimden? Yalnızca birkaç fatura. Herbert'ın bunu görmemesi iyi oldu. Doğru. Sen 200 pound beklerken tam tersi oldu. Şans işte. Neredeyse akşam olacak. Ama kapımızı faturalarımızı getiren postacıdan başka çalan olmadı. Çay ister misin? İyi olur. Hem de şu faturalara bir göz atayım bu arada. Sence Herbert biraz gecikmedi mi bu akşam? Belki. Fazla mesai yapıyorlardır, kim bilir. Fabrikada onu çok seviyorlar, biliyor musun? Biliyorum canım, çalışkan bir çocuktur. Buyur çayını. Teşekkür ederim. Biliyor musun Helen? Sen çok iyi bir hayat arkadaşısın. Bu da nereden icap etti şimdi? Neye ne zaman ihtiyacım olduğunu iyi biliyorsun. Eline sağlık. Çay güzel olmuş. Afiyet olsun. Ne var? Neden öyle dikkatle pencereden dışarısını gözlüyorsun? Herbert mi geliyor? Yok, Herbert değil. Dışarıda garip tavırlı birisi var. Nasıl garip tavırlı? Birkaç defa bizim bahçe kapısına yaklaştı. Sonra girmekten vazgeçip geri döndü. Nedense kapıdan da fazla uzaklaşmıyor. Dur bakayım, ben de merak ettim. Bak işte şu adam. Evet. Kılığı kıyafeti de oldukça düzgün. Pek serseriye falan benzemiyor. Bak tekrar bahçe kapısına yaklaştı. Bu sefer kapıyı açtı. Geliyor. Kim acaba? Sen dur, ben açayım. Burası White'ların evi, öyle değil mi? Evet bayım, ben Harry White. İzin verir misiniz içeri gireyim Bay White? Anlatacaklarım pek kapı önünde söylenecek gibi değil çünkü. Rica ederim, içeri buyurun. Lütfen oturun, rahatınıza bakın. Kapımız Tanrı misafirlerine her zaman açıktır. Pencereden bir süre sizi gözledik. Umarım yolunuzu kaybetmiş değilsinizdir. Hayır bayan. Yolumu kaybetmiş değilim. Aslında nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Benim size haber vermem istendi. Vereceğiniz haber nedir bayım? Lütfen biraz daha açık konuşun. Ben M&B Machines firmasından geliyorum. Fabrikadan yani. Bay Herbert White ile ilgili
Bir aksilik mi oldu? Yoksa Herbert'te bir şey mi oldu? Helen sakin ol lütfen. Bayım kusura bakmayın. Annelik böyledir işte. Biliyorum. Biliyorum kötü bir şey oldu. Bize kötü bir haber getirmediniz öyle değil mi? Çok üzgünüm. Yaralandı mı? Kaza mı geçirdi? Ağır yaralandı. Ve ne yazık ki... Tanrım! Herbert! Nasıl? Nasıl oldu? Dişlilere kapıldı. Dişlilere kapıldı. Sonra... Ne yazık ki fazla yaşamadı. Bu küçük aileyi ilk terk eden oldu. Biz bu acıyı kolay kaldıramayız. Hayır. Hayır. Oğlum. Buraya gelmem kolay olmadı. Hiç kolay olmadı. Tam girmek üzereyken defalarca kapınızdan geri dönüp aptal gibi dışarıda dolaştım durdum. Onu hepimiz çok seviyorduk. Çok acı çekiyorum. İnanın. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Artık söylenecek hiçbir şey yok. Fabrika yetkilileri bu büyük kaybımız için sizlere üzüntülerini iletmemi istedi. Artık bizi yalnız bırakın lütfen. Maeve Vagens firması bütün sorumluluğu üzerine alıyor efendim. Ve kaybınızı karşılamanın mümkün olmadığını kabul etmekle birlikte... ...oğlunuzun fabrikaya katkılarını göz önüne alarak... ...size belirli bir miktar tazminat ödemek istiyor. Aman Tanrım! Lütfen, lütfen bu tazminatın miktarı nedir? Söyleyin bana. Söylediğim gibi efendim. Hiçbir rakam Herbert'in yokluğunu telafi etmeyecektir. Bunu biliyoruz. Kaç para vereceksiniz? Söylesene be adam, söylesene! Şey... 200 pound. Oğlum için ne kadar soğuk bir gece. Helen, saatlerdir o pencerenin önünde dikilip duruyorsun. Lütfen yatağa gir, üşüteceksin. Her şey ne kadar çabuk olup gitti Harry. Evet. Önünde yaşayacağı dop dolu bir hayat vardı. Ve biz onu bugün toprağa teslim ettik. İnanamıyorum. Gerçeği kolay kolay kabullenemeyeceğimizi biliyorum. Sanki her an bir şey olacak ve o geri dönecek gibi. Benim için her şey onun gidişiyle koyu bir karanlığa ve sessizliğe gömüldü. Lütfen yat artık ve biraz uyumaya çalış. Rica ediyorum. Peki, yatıyorum işte. Yaşlı kalplerimiz için bu çok ağır bir yük değil mi Harry? Hadi uyu artık. Aman Tanrım! Niçin daha önce düşünmedik bunu? Helen, neyin var, ne oldu? O el! O maymun eli! Ne demek istiyorsun? Onu istiyorum. O maymun elini istiyorum. Hemen! Nerede? Aşağıda, masanın üzerinde olmalı ama niçin? Şimdi aklıma geldi. Ah, niye bu kadar geciktik ki? Neden daha önce akıl edemedik? Kendine gel Helen, neyi düşünemedik? Nerede geciktik? Diğer iki dileği Harry, diğer iki dileği. Yalnızca bir dilekte bulundum, biliyorsun. Yetmedi mi? Yetmedi Bay White, yetmedi. 200 pound'un olsun istedin. Oldu. Fabrika sana 200 pound verecek. Ama ne karşılığında? Oğlunun ölümü karşılığında. Öyle değil mi? Katil. Katilsin sen. Herbert senin yüzünden öldü. Aman Tanrım, sen çıldırmışsın. Helen, neler söylüyorsun? Ben ne söylediğimi biliyorum. Seni ihtiyar bunak. Çabuk in aşağı ve uğursuz şeyi al. Ve oğlumun tekrar hayata dönmesini dile. Helen... Helen, kendine gel. Ne olur. Şimdi söyle bana. Buna gerçekten inanıyor musun? Yani Herbert'ın ölümünün benim dileğimle ilişkisi var mı? Bu soruyu neden kendine sormuyorsun? Sormuyor muyum sanıyorsun? Ve her soruşumda biraz daha yıkılmıyor muyum sanki? Helen, bu olabilir mi? Unutma.
Bize tam tamına 200 pound vermek istiyorlar. Ve bu da benim maymun elinden istediğim para, öyle değil mi? Deli olacağım. Senin deli olman beni şu anda hiç ilgilendirmiyor Harry White. Şimdi tek istediğim aşağı inip o uğursuz şeyi eline alman ve ikinci dileğini söylemen. Belki haklısın, kim bilir, dediğin gibi yapacağım. Aşağı iniyorum. Ona oğlumun tekrar hayata dönmesini istediğini söyle, anlıyor musun? Helen, bütün bunlar bir rastlantı olamaz mı sence? Keşke o fırtınalı akşamda Paul yolunu kaybetip evimizi bulmasaydı. Ona ne kötülük ettik ki bizi biricik Herbert'ımızdan etti. İşte getirdim. Dile. Bana kalırsa aptalca bir şey yapıyoruz. Sana son defa söylüyorum, dile. Herbert'ın tekrar hayata dönmesini diliyorum. Uyuyor musun Helen? Hayır. Fırtına durdu, farkında mısın? Yine de çok soğuk. Uyumayacak mısın? Hayır. Sabaha daha çok var. Ama dinlenmen gerek. Neydi bu ses? Farelerdir, başka ne olabilir? Emin misin? Gayet tabii. Hadi biraz uyumaya çalış. Kapı çalınıyor. Herbert bu. Onun kapı çalışı. Helen, dur, gitme. Bırak kolumu. O benim oğlum. Neden tutuyorsun beni? Ne yapacaksın? Bırak beni. Bırak diyorum sana. Aşağı inmeliyim. Kapıyı açmam lazım. Tanrı aşkına onu içeri alma. Aklım almıyor. Kendi oğlumdan korkuyorsun. Geliyorum Herbert. Geliyorum, bekle. Bırak dedim sana. Geri dön Helen, lütfen. Onu az önce pencereden gördüm. Gördüm. O artık bizim bildiğimiz Herbert'ımız değil. Harry, gel lütfen. Kapının sürgüsü çok ağır. Açamıyorum. Nerede bu? Tanrım bana yardım et. Nerede bu lanetli şey? Şuralarda, pencerenin dibinde bir yerlerde düşmüştü. Elimden bulmalıyım. Bulmam gerek. Nerede? Herbert. Oh Herbert, açamıyorum. Kapıyı açamıyorum oğlum. Neredesin, niçin gelmiyorsun be adam? İşte burada buldum nihayet. Ve üçüncü dileğim. Oğlumun yattığı yerde huzur bulmasını diliyorum. Oh, açıldı işte. Ama olamaz. Kapıda kimse yok. Hiç kimse.